Herkese merhaba. Just Naci ile İngilizce dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizce'de temel seviyede bir quiz yapacağız. Konuğumuz Fatma Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Yani heyecanlı biraz. Evet, normaldir. Evet. Kamera önünde çıkmak kolay değildir. Evet. O halde hemen sınavımızla başlayalım. Birinci sorumuz: What is her name? Bla bla bla. Name is Pat. Boşluğa ne gelecek? A. My. B. His. C. Her. D. Your. Nedir cevabınız acaba? Burada soruda onun sorduğu için, onun adı ne diye sorduğu için cevapta da onun adı diye cevaplamamız gerekiyor. Evet, bu bir yüzden bayandan bahsediyor. Evet, bir bayandan bahsediyor. See her. Bakalım cevabımızın doğru şıkkı. See, doğrudur. Okay, devam edelim. İkinci sorumuzla. Where are your children? Bla bla bla. Are at school. Şıklarımıza bakalım. A. V. B. U. C. They. D. They are. Doğru cevabımız nedir acaba? Burada da your children dediği için çoğul. Çoğul olduğundan dolayı they. Their olmaz çünkü zaten are ikimiz mevcut cevapta. C. They. Son kararınız mı? Evet. Bakıyoruz cevabımıza. Doğrudur. Cevabımız day olacaktı. Devam edelim üçüncü sorumuzla. What is John wearing? He's wearing a pair blah blah blah. Şıklarımıza bakalım. A. Brown of pants. B. Of pants brown. C. Brown pants. D. Of brown pants. Nedir cevabımız? D of brown pants olacağını düşünüyorum. Evet, bakalım. Doğrudur. D of brown pants olacak. He's wearing a pair of brown pants. Kahverengi bir pantolon giyiyor demek istiyor. Dördüncü sorumuzla devam edelim. What are you doing? We are blah blah blah. A. Cook. B. Cooking. C. Our cooking. D. Our cooking. Doğru cevabımız nedir? B. Cooking. Hemen bakalım. Evet, doğru cevabımız B. Cooking olacak. Çünkü zaten are var. Şimdiki zamanla ilgili bir soru. We are cooking demiş olduk. Beşinci sorumuzla devam edelim. Is it very warm in Istanbul? Yes. It is blah blah blah. A. Hot. B. Snowing. C. Cold. D. Cool. Doğru cevabımız nedir sizce Fatma Hanım? A. Hot olduğunu düşünüyorum. Evet, bakalım. Is it very warm in Istanbul? Is it very warm in Istanbul? İstanbul'da hava çok mu sıcak diyoruz? Evet, dediğine göre evet, çok sıcak demesi lazım. It is hot. Diyoruz. Yani doğru cevabımız A oluyor. Devam edelim. Altıncı soruyla. Are you washing your car? No. Bla bla bla. A. I am. B. I not. C. I'm not. D. You are. Doğru cevabımız nedir? C. I am not. Evet, doğru cevabımız. Şimdiki zamanda soru sorulduğu zaman, yes no sorusu sorulduğunda nasıl cevap veriyorduk kısa cevap olursa? No dedikten sonra subject, yardımcı fiil ve not. Olumsuz cevap veriyorsak no, I am not şeklinde olacaktı. Yani doğru şıkkımız C olacak. Okay, yedinci soruyla devam edelim. Is your car old? No, it isn't. It is blah blah blah. A. Tall. B. Young. C. Quiet. D. New. Doğru cevap nedir? D. New. Bakalım. Evet, doğru cevabımız D. New. Yani yeni olacak.
Çünkü soru da neyi soruyor? Arabanız eski mi? Hayır, değil. O zaman zıttını söylememiz lazım. Dolayısıyla yeni dememiz lazım. O yüzden doğru şıkkımız D olacak. Evet, devam edelim 8. sorumuzla. Can I help you? Yes. I'm looking for a blah blah blah. A. Blues. B. Gloves. C. Umbrella. D. Dresses. Doğru şıkkınız nedir acaba? A. Blues. Son kararınız mı? Evet. Evet. Şimdi baktığımızda I am looking for a. Orada a var. A yerine an olsaydı o zaman umbrella olurdu. Çünkü ünlü harfle başlayan isimlerden önce e değil en kullanıyorduk. Ama en yazılmadığı için tekil bir şey arıyorum. Gloves olmaz. Çünkü gloves eldiven ve çoğul halde kullanılmış. Dresses yine çoğul halde kullanıldığı için olmaz. Doğru şıkkımız blues, yani blues demek. I'm looking for a blues, yani ben bir kazak arıyorum, blues arıyorum anlamında. Doğru şıkkımız A. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Is this Miss Jane's car? Bu Bayan Jane'in arabası mı? No, blah blah blah. Car is green. A. Her. B. It's. C. She. D. His. Miss Jane bir bayan olduğu için. Evet. Onun iyilik sıfatımızı kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden A. Her. Bakıyoruz. Doğru şıkkımız A. Her olacak. Miss Jane, Bayan Jane'in arabası demek, yani onun arabası demek istiyoruz. Dolayısıyla bayandan bahsettiğim için her car is green diyeceğiz. Doğrudur. Devam ediyoruz. 10. sorumuzla. Where is the blah blah blah? It is in the classroom. A. Attic. B. Shower. C. Globe. D. School. Doğru cevabımız nedir acaba? C. Globe. C. Globe. Bakıyoruz. Doğrudur. C. Globe. Neyi sormuş oluyoruz? Şimdi cevaba baktığımızda sınıfın içinde diyor. It is in the classroom. O zaman sınıfın içinde olabilecek olan bir şey soruyor. Where is the globe? Globe dünya haritası demek. Dünya haritası nerede? Hani yer küre şeklinde. Eskiden okullarda olurdu, masanın üzerine getirirlerdi o hocalar işte göstermek için dünyanın şeklini. Globe dediğimiz şey o. Where is the globe? Dünya yer küresi nerede diyoruz. It is in the classroom, sınıfın içinde. Attic, tavan demek. Yani çatı katı demek. Shower zaten duş. School, okul. Sınıf içinde bunlar olmayacağına göre doğru şıkkımız C, globe diyoruz. Evet. Bayağı iyi gidiyorsunuz Fatma Hanım. Evet, yani şu ana kadar öyle. Evet, bakacağız şimdi. Diğer sorularla devam edelim. Evet, 11. soruyla devam edelim. 11. soru, what is your brother doing? He is blah blah blah, his teeth demişiz. A. Eating. B. Brushing. C. Painting. D. Drinking. Doğru şıkkımız nedir acaba? B. Brushing olacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi ne diyor? What is your brother doing? Erkek kardeşin ne yapıyor? O nokta nokta dişlerini. Dişlerini ne yapabilir? Eating olmaz, yemek yemek. Painting, boyamak olmaz. Drinking, içmek olmaz. Tek şıkkımız brushing, yani dişlerini fırçalıyor diyeceğiz. Doğru cevabımız B. Doğrudur. 12. soruyla devam ediyoruz. Is this Rames? Yes, blah blah blah. A. He is. B. It is. C. It's. D. I am. Doğru cevabımız nedir? A. He is. Evet, doğru cevabımız A. He is olacak. Çünkü bir erkekten bahsediyoruz. Bu Rames mi? Evet, o Rames diyoruz. Hemen 13. soruyla devam edelim. 13. sorumuz, is Junior's cat thin diyoruz. No, it is blah blah blah. O halde A. heavy, B. small, C. tall,
D short. Evet, doğru cevabımız hangisidir acaba? A heavy. Evet, thin zayıf demek. Junior'ın kedisi zayıf mı diyoruz? Hayır, o zayıf değil. O şişman ya da ağır diyeceğiz. Doğru cevabımız A oluyor. Evet, devam edelim 14. soruyla. Blah 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 are they? They are in İzmir. Cevaba baktığımızda onlar İzmir'de. Ona göre şimdi sorumuza bakalım, şıklarımıza. A who, B how, C where is, D where. D where olması gerekiyor. Where are they? Evet, zaten are yardımcı fiilimiz olduğu için evet. Where are they diyeceğiz. Yani doğru şıkkımız D oluyor. Evet, devam edelim 15. sorumuzla. Where is the television? Bla 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 in the living room. A it is, B it's, C he is, D is. Televizyon bir nesne olduğundan dolayı A it's olması gerekiyor. Doğru cevabımız, bakıyoruz, it is diyoruz. Evet, televizyon, cansız varlıklarda ne kullanıyoruz? It. Yardımcı fiilimizde ne olacak? Is. Dolayısıyla it is. B şıkkı olmaz çünkü it's onun demek. İyilik sıfatıdır. O yüzden olmaz. 16. soruyla devam edelim. The table is blah 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 front of the window. A on, B in, C at, D A. B in. In front of the window. Son kararınız mı? Evet. Evet. In front of önünde demek. Zaten bu da bu şekilde böyle öğrenmek lazım. In front of önünde demek. Dolayısıyla pencerenin önünde, masa pencerenin önünde demiş oluyoruz. Yani doğru şıkkımız B diyoruz. Evet, 17 ile devam edelim. Bla 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 is the police station diye soru soruyoruz. A where, B what, C who, D where is. A, where is the police station? Bakıyoruz. Doğru şıkkımız A, where is the police station? Zaten is olduğu için D şıkkı olmaz. Yani where is olmaz. Zaten is cümlenin içinde var. Dolayısıyla where is the police station diyoruz. 18. soruyla devam edelim. Bla bla bla, a hotel near the park. A this, B they, C there is, D is. C there is. Bakıyoruz hemen. Doğru şıkkımız there is olacak. There is a hotel near the park. Parkın yanında bir otel var diyor. Dolayısıyla doğru şıkkımız C olacak. Evet, 19. soruyla devam edelim. My father's sister is my blah blah blah. A cousin, B daughter, C grandmother, D aunt. D aunt. Hemen bakıyoruz. Doğru şıkkımız D olacak. Aunt benim babamın kız kardeşi, benim ne oluyor? Halam oluyor. Dolayısıyla aunt diyeceğiz. 20. soruyla devam ediyoruz. Are blah 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 your books? A this, B those, C that, D these are. B those. Evet, hemen bakıyoruz. Doğru şıkkımız evet, ne oluyor? B oluyor. Are those your books? Bunlar sizin kitaplarınız mı? Your books çoğul olduğu için books mecburen those diyeceğiz. This tickle bu. This ile beraber are olmaz. That ile beraber are olmaz. These are. Are zaten beraber vermiş. O da olmaz. Dolayısıyla doğru şıkkımız be, yani are those your books. Bunlar sizin kitaplarınız mı demiş oluyoruz. Evet, bir sonraki sorumuzla devam edelim. 21. There aren't any blah 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 in this neighborhood. A bookstore,
B. Clinic. C. Parks. D. Cafeteria. C. Parks. Son kararınız mı? Evet. Bakıyoruz. There aren't zaten çoğul olduğu için değil mi? There aren't çoğullarda kullanıyorduk. There aren't any in this neighborhood. Bu mahallede hiç ne yok? Park yok. Hiç park yok. There aren't olduğu için devamında any'den sonra çoğul bir şey kullanmamız gerekiyor. Burada çoğul olan sadece C yani parks şıkkımız var. Dolayısıyla doğru şıkkımız C. Evet. 22. soru. Those blah 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 are small. A. Houses. B. House. C. Houses. D. Office. A. Houses. Son kararınız mı? Evet. Bakıyoruz hemen. Doğru şıkkımız houses olacak. A yani A şıkkımız. Niye C olmaz onu da açıklayayım. C house kesme işareti ve C'ye getirmişler. Oradaki C iyilik C, sahiplik bildiren bir C dolayısıyla olmaz. Those dediği için şunlar, bunlar anlamına geliyor. Şunlar çoğul olduğu için devamında çoğul bir isimle devam etmemiz lazım. Those houses are small. Bu evler küçüktür demiş oluyoruz. Evet. 23. soruyla devam edelim. Bedria is my blah blah blah. A. Husband. B. Niece. C. Brother. D. Nephew. Doğru cevabımız nedir? B. Niece. Bakıyoruz. Evet. Doğru şıkkımız niece olacak. Bedria is my niece şeklinde diyeceğiz. Bedria benim kız yeğenim demiş oluyoruz. Husband koca demek, eş demek. Brother erkek kardeş, nephew erkek yeğen demek. Doğru şıkkımız B niece olacak. Devam edelim. 24. Blah blah blah. Many chairs are there in the kitchen diye. Devamın bakalım ne gelecek? A. Who. B. What. C. Are. D. How. Fatma Hanım cevabımız? D. How. How many? How many? How many zaten bir kalıptır. Ve kaç tane anlamına geliyor. Devamında çoğul bir isim alır. How many chairs? Kaç tane sandalye mutfakta var demişiz. Dolayısıyla doğru şıkkımız how many yani D şıkkı olacak. Doğru. 25. soruyla devam edelim. My students are doing blah 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 homework. A. There. B. There. C. This. D. They are. My students dediği için çoğul oluyor benim öğrencilerim. Bu yüzden A. There olması gerekiyor. Bakıyoruz. Doğru şıkkımız A. There olacak. My students are doing. Öğrencilerim ne yapıyor? Kendi ödevlerini yani iyilik sıfatı gerektiriyor. Dolayısıyla iyilik sıfatı isimden önce gelir. Homework kelimesinden önce iyilik sıfatı gelmesi lazım. My students da çoğul olduğu için there olması gerekiyor. Yani doğru şıkkımız A. Bayağı iyi gidiyorsunuz Fatma Hanım. Evet. Evet. Şu ana kadar 25'te 25 yaptınız. Evet aynen öyle. Evet. 26 ile devam edelim. My favorite color is blah blah blah. A. Broken. B. Blue. C. Big. D. Striped. B. Blue. My favorite color is blue. Evet. Bakıyoruz. Doğru şıkkımız blue. Tebrikler. My favorite color renkten bahsettiği için dolayısıyla orada renk anlamında ne var? Blue var. Dolayısıyla evet. Doğru şıkkımız B olacak. Devam ediyoruz 27. soruyla. Irem is blah 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 in the park. A. Raining. B. Feeding. C. Reading. D. Fixing. C. Reading. Bakıyoruz. Doğru cevabımız C. Reading olacak. Doğrudur. Ne diyoruz? İrem parkta
ne yapıyor? Okuyor. Okuyor, bir şeyler okuyor. Okay? Raining, yağmur yağıyor. Feeding, besliyor. Fixing, tamir ediyor. Doğru şıkkımız burada en mantıklısı, en güzeli reading olur diyoruz. Evet, 28. sorumuzla devam edelim. Nice to blah 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 you. A, hello. B, spell. C, tell. D, meet. D, meet. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Evet. Genellikle öyle diyoruz ama aslında nice to meet you ne diyoruz? Nice to meet you, sizi tanımak güzel diyoruz. Evet. Nice to meet you, zaten sürekli duyduğumuz şey, dolayısıyla sizi tanımak güzeldir diyoruz. Nice to meet you, yani D şıkkıyı doğru cevabımız. Evet, devam edelim 29. soruyla. There aren't any blah 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 here. A, children. B, men. C, child. D, parent. A, children. Cevabımıza cümle bakıyorum. Çoğul çünkü. Çok güzel. Çoğul olduğu için evet. Oraya çoğul bir şeyin gelmesi lazım. Evet. Men, bir adam, child, bir çocuk, parent, anne, baba ama tekil sayılır grup olarak. Dolayısıyla child, çocuk ama children, çocuklar, çoğul olduğu için children, yani A diyoruz. Tebrikler Fatma Hanım. Devam edelim 30. soruyla. He is swimming, blah blah blah, the beach. A, in. B, at. C, for. D, on. B, at. At the beach. At the beach. Sahilde, konum anlamında, konum, yer olarak bildirdiği için o sahilde yüzüyor diyoruz. Deniz olsaydı in the sea olurdu. Ama dediğim gibi burada sahilde yüzüyor dediğimiz için, yer anlamında söylediği için, bahsettiği için at diyoruz. Yani doğru şıkkımız be at the beach diyoruz. Evet, bayağı iyi gidiyorsunuz Fatma Hanım. Evet, ben de bu kadar umuyordum da işte. Evet. Demek ki iyi çalışmışsınız. Evet, aynen öyle. Okay. O halde 31. soruyla devam edelim. Son turumuza girdik arkadaşlar. Evet. Son 10 sorunuz var. Bakalım burada umarım da... Umarım tamamlayabilirim yani. İnşallah. Sana iyi şanslar diliyoruz. Teşekkür ederim. 31. soruyla devam ediyoruz. Is blah 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 your ring? A. This. B. Those. C. This. D. That's. C. This. Is this your ring? Bu senin yüzüğün mü demek? Doğru cevabımız C, this olacak. That is niye olmaz? Çünkü zaten is var. Evet. Bir de soru sorulmuş. Yani is that'ten sonra gelmez. Dolayısıyla is'den sonra tekil bir şey gelmesi lazım is olduğu için. Is this your ring diyoruz. Doğru şıkkımız yani C. Tebrikler. Devam edelim. 32. soruyla. Esra bla bla bla. Nilgün. Are eating lunch. Şimdi A, and. B, at. C, our. D, or. Doğru şıkkımız nedir? A, and olması gerekiyor. Esra and Nilgün are eating lunch. Hemen bakıyoruz cevabımıza. Doğru cevabımız and olacak. Yani A. Tebrikler Fatma Hanım. Esra and Nilgün are eating lunch. Öğlen yemeği yiyorlar. Bu arada Esra ve Nilgün'e selamlarımızı iletelim. Evet. Esra ve Nilgün benim çok değerli öğrencilerim. Onları seviyoruz. Dersimize devam edelim. 33. sorumuzla devam edelim. Is there a computer in blah 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 bedroom? A, R, B, your, C, you, D, your. D, your olması gerekiyor. In your bedroom. Hemen bakıyoruz. Doğru cevabımız your, yani D olacak. Evet. B olmaz. B çünkü oradaki B, you ve are'ın kısaltılması, yani onu subject olarak kullanabiliriz. Ama burada bize ne lazım? İyilik sıfatı lazım. Dolayısıyla D doğru şıkkımız olacak. 34. sorumuzla devam ediyoruz. My mother's brother
is my blah blah blah. A son, B uncle, C grandfather, D father. Ne düşünüyorsunuz Fatma Hanım? B uncle olacağını düşünüyorum. Evet, bakıyoruz. Amcayı, dayı olması gerekiyor. Doğru cevabımız uncle. Yani ne olmuş oluyor? My mother's brother, annemin erkek kardeşi ne oluyor? Benim dayım oluyor. Evet. Doğru şıkkımız uncle olacak. Okay, 35 ile devam edelim 35. sorumuzla. Where blah 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 he from? A. Our. B. R. C. Is. D. For. Is olacağını düşünüyorum çünkü soruda he. Çok güzel. Tekil kişiden bahsediyor. He dediği için, tekil bir kişiden bahsettiği evet. için are olmaz. He ile, he, she, it ile beraber ne kullanıyorduk? Is. Dolayısıyla where is he from? O nereli demiş oluyoruz. Evet. Doğru şıkkımız C. 36. soruyla devam edelim. Nasıl, heyecan var mı Fatma Hanım? Yani vardı diyeyim ama yani süre geçtikten sonra evet gayet iyiyim şu an. Tamam, çok güzel. Evet. O halde 36. sorumuzla devam ediyoruz. My daughter is blah 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 in the park. A. Having. B. Playing. C. Doing. D. Calling. B. Playing. Playing in the park. Çok güzel. Doğru şıkkımız B olacak. Playing. Benim kızım parkta oynuyor diyoruz. Having sahip olmak, doing yapmak, calling telefonla aramak demek. Doğru şıkkımız C. Number 37, 37. soruyla devam ediyoruz. Norton is studying blah blah blah. A. Dinner. B. The library. C. The radio. D. Mathematics. Studying, ders çalışma anlamında kullandığımız bir fiil. Bu yüzden ders çalışıyor. Dersimizin adı da Mathematics, D, Mathematics. Aynen öyle. Nurten is studying Mathematics, yani doğru şıkkımız D olacak. Nurten'e de selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Nurten Hanım selamlar, da bizim Nurten öğrencimiz. evet, bir sonraki sorumuzla devam edelim. Number 38, 38. soru. Bla bla bla. Me. Sonra I'm looking for shirt demiş. A. Sorry. B. Hi. C. Excuse. D. Tell. C. Excuse me. Olması gerekiyor. Evet. Zaten çoğunlukla duymuşsunuzdur. Evet. Excuse me. Affedersiniz demek. I'm looking for a shirt. Ben bir gömlek arıyorum. Yani doğru şıkkımız D. Excuse me şeklinde olacaktı. Evet, son iki soru kaldı. Nasıl hissediyorsunuz Fatma Hanım? Duygularınız alın ve şu ana kadar hiçbir yanlışım olmadı. Hepsi doğruydu. Gayet de güzel sorular yani. Emeğinize sağlık gerçekten. Evet, bakacağız. İki tane soru. Yani yanlış yapma ihtimalin tabii henüz ki, orası halen belli değil, var. Tabii ki, aynen. Hemen o halde 39. soruyla devam edelim. What is your blah blah blah? A. House. B. Address. C. Doing. D. Leave. Aslında burada iki şıkta kaldım açıkçası. Nazar mı değdik acaba size? Belli mi olur bilmiyorum. Evet. Okay, B. Address. Hemen bakıyoruz. Son kararınız değil mi? Evet. Doğru cevabımız B. Address. What is your address şeklinde olacak. What is your house, senin evin nedir olmaz. Evet. Adresin nedir şeklinde, yani B. Address olacak. Doğru cevap, bunu da bildiniz. Tebrikler Fatma Hanım. Teşekkür ederim. 40. soruyla devam ediyoruz. Blah blah blah. A computer in the library. A. Is there. B. Is there. C. There. D. There is. Doğru şıkkımız nedir? Soru cümlesi to be fiilinin başa gelmesi gerekiyor. Doğru. Bu yüzden A is there.
Çok güzel bakıyoruz. Doğru cevabımız A. Is there a computer in the library? Soru olduğu için yes no sorularında yardımcı fiil başa geliyordu. Dolayısıyla kütüphanede bir bilgisayar var mı diyoruz. B şıkkı olmaz çünkü oradaki there iyilik sıfatı onların demek. Tabii ki ama yanılta yani dikkatli bakmadığınız evet, zaman aynen. Yanılabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla Fatma Hanım siz şu anda 40 soruda 40 yaptınız. Tebrik ediyoruz öncelikle. Nasıl hissediyorsunuz? Yani hafif hissediyorum kendimi çünkü bu sınava başlarken bu kadar yani bu kadar hafif olacağımı düşünemedim. Zorlanacağımı düşündüm açıkçası. Evet. Şu an gayet rahatım, hafifim. 40 soruyu da yapabildim yani. Mutlu olmalısınız. Evet mutluyum şu an zaten. İçimde kelebekler uçuşuyor. Okey, çok güzel. Umarım bizi dinleyen arkadaşlar da soruları 40'ta 40 yapabilmiştir. Evet. Bir sonraki dersimizde farklı bir şeyle, yine farklı bir konuyla, farklı bir alıştırmayla ya da bir ders konusuyla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.